kalça ve diz eklemlerinde kireçlenmeyi İstanbul Florence Nightingale Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Bölümünden Operatör Doktor Halil Dilek'le konuşacağız. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhaba. Sohbetimize başlayacağız. Ancak ben hemen e, izleyicilerimize dönmek istiyorum. Sevgili izleyiciler her zaman olduğu gibi bugün de isterseniz mail adresimizden isterseniz Facebook ya da Twitter adreslerimizden bizlere programımızla ya da işleyeceğimiz kalça ve diz protezleriyle ilgili görüşlerinizi, sorularınızı, önerilerinizi iletebilirsiniz. Arzu ederseniz bize 0533 096 72 73 numaralı telefondan da ulaşabilirsiniz. Şimdi kireçlenme ya da diğer adıyla artros. Ben daha çok sohbetimize hı hı. halkın bildiği deyim olan Kireçlenmeyi Tabii kullanacağım. Ki. Artroz ya da kireçlenme nedir? Konumuz kalça ve diz eklerinde kireçlenme ama başka vücudun hangi bölgelerinde bu soruna rastlanır? Kireçlenme aslında genelde ortopedistlerin de gördüğü üzere kronik ilerleyici bir hastalık olarak karşımıza çıkmaktır. En büyük sebebi yıpranma ve aşınma Yıpranma ve aşınma özellikle 50'li yaşlardan sonra artmış durumdadır ve bu yüzden de en çok tuttuğu yer öncelikle diz, ardından kalça gelmektedir. Hı hı. Elleri çok tutabilir. Romatizmal hastalıklardan dolayı e, ayak bileği ve omuz yine bunu takip eden e, eklemler arasındadır. Tabi burada omurga yatlamayalım, e, protezleri konuşacağız ama omurganın da çok ciddi kireçlenmesi vardır, özellikle faset artroz, faset eklemler aracılığıyla. E, şimdi buradan baktığımız zaman artroz, kireçlenme ee, %95 oranında genelde e, bu dejeneratif e, yıpranmaya ve aşınmaya bağlıdır. Ama şeyi unutmamak lazım. Bütün romatizmal hastalıklar, bazı kan hastalıkları, yine bağ doku hastalıkları e, bunların içinde e, sıkıntı yaratan durumlardır. Özellikle travma sonrası, kırık sonrası yine tekrar eklem yakınında ya da eklemin e, içinde olan kırıklar sonrasında kireçlenme karşımıza çıkmaktadır. O zaman e, kireçlenme dediğimizde hep yaşlılık hastalığı olarak beğenir. Yaşlılık hastalığı da değildir. Yani e, bir kırk sonrasında bile kireçlenme yani, oluşabilir. Kireçlenmenin yani kireçlenmenin gerçek mekanizmasını söylemek gerekirse öncelikle kıkırdağın yıpranmasıdır. Hı -hı. Kıkırdak e, eklemlerde kaygan kaygan bir şekilde e, işlemeyi sağlayan bir yapıdır ve çevresinde de yine buna bağlı bağ dokular vardır. Kireçlenmede öncelikle bizim gördüğümüz şey kıkırdağın yok olup altından kemik yapının ortaya çıkması. Kemik yapı ortaya çıktığı zaman da iki kemiğin birbirine sürtmesiyle oluşan içeride eklem içinde ısınma, friksiyona bağlı, sürtünmeye bağlı e, enflamatuar yani hücrelerin oraya gelip yani bir anlamda mikropsuz bir iltihabın oluşmasıdır. Ne tür belirtileri olur bir kişide? Şimdi tabii ki kalçadan bahsediyoruz, dizden bahsediyoruz. Hı hı hı. Bunların birbiriyle benzeşen ya da ayrışan yakınmaları vardır. Tabii. Nedir bunlar? Öncelikle ağrı. Hastayı doktora getiren en önemli sebep ağrıdır. Yani ağrısı olmadan insanlar gelmiyorlar. Biz de burada genellikle ağrıyı tedavi ediyoruz. Ama protezi, ama cerrahi olarak, ama konservatif tedavi ilaçla. Ağrıdan sonra tabii ki de en önemli faktör hastanın eskisi gibi rahat yürüyememesi Özgürlüğünü kaybetmesi ve bağımlı hale gelmesidir. Bir dizde ya da bir kalçadaki olan artroz sonucunda, reşlenme sonucunda hasta rahat hareket edemeyebilir. Arabaya rahat inip binemeyebilir, merdiveni inip çıkamayabilir. Dizlerinde takılmalar oraya, ortaya çıkabilir. Bunlar hastalığın tekrar bize getiren en önemli faktörlerdir. Ama öncelikle söylemek gerekirse ağrıdır. Ağrı olmadan e, hareket kaybıyla kimse hemen ilk etapta gelmemektedir bize. Aslında tabii insanlar hep en son ana kadar ekliyorlar evet, biraz maalesef. kendilerini ihmal ediyorlar ee, bu yılın son programı olduğu için şunu söylemek istiyorum bu tür belirtilerin varlığında aslında en çok değer vermemiz gereken kişi en başta kendimiziz değil mi kendi kesinlikle. sağlığımız kesinlikle yani evet. ortopedide şöyle bir motto da vardır özellikle hareket hayattır dolayısıyla siz hareketinizi kaybederseniz ee, ...çok önemli bir lüksünüzü kaybetmiş olacaksınız. Aynen. Yani e, 65 yaş ortopedi için genç bir yaştır. İnsanların yaşam süresi uzadı. ve Dolayısıyla onu düşünmek. 65-95 yaşına kadar yaşayacağınızı düşünürseniz... ...çok ciddi bir harekete ihtiyacınız var. Bu da e, kendinize bakmakla olabilecektir ancak. Peki bu kalça ya, ya da diz eklemlerindeki kireçlenme için... E, ...obezite aşırı kiloda bir risk midir? Muhakkak, tabii ki. E, özellikle kiloda şöyle bir risk var... E, Hastanın her alacağı bir kilo kabaca biz hastalarımıza tam karşılığı olmasa da 2,5 ila 4 kat arasında hem dizlerine hem kalçalarına yük bindirmektedir. Hı hı. Yani hasta bir kilo aldığı zaman kabaca şöyle düşünebilir. Benim dizlerime ve kalçama 4 kilo yük bindi. ve Bu daha ekses bir yer, fazladan bir yük demektir. Bu fazladan yük de tabii ki de eklemlerin dejenerasyonuna yıpranmasına sebep olmaktadır. Tanıyı nasıl koyuyorsunuz? Tanı genelde fizik muayene öncelikle. Fizik muayene sonrasında da e, istediğimiz şey şüphelendikten sonra tabii ki en basit şekilde röntgen. Röntgenler bize özellikle eklemin arıldığındaki darlığı göstermekte. Yine osteofit dediğimiz eklemin biraz daha dejenerasyon, eklemde bir nasırsı dokunun oluşmasını göstermekte. Onlarla birlikte hepsini birleştirdikten sonra tanıya ilerleyebiliyoruz. Bazen röntgenlerde eee istediğimiz sonuçlar olmamakta da, yani daha doğrusu hastanın e, kliniğiyle çok uymamakta bu zaman bu sefer de biraz daha ileri tetkik olan bir MR'a yönelebiliriz. MR'da da biraz daha ayrıntılı bir şekilde hem kıkırdağı hem yumuşak dokulara görüp tanıya doğru ilerleyebiliyoruz. Peki bazen tanı aşamasında e, özellikle kalça ve diz eklemlerine eşlik eden başka hastalıklarda görülebiliyor mu? Örneğin romatoid artrit olan bir hastada yine kireçlenme oluyor mu? Bu tür durumlara da rastlanıyor mu? Tabii ki tabii ki. Onu da yine eklem artriti hı hı. kireçlenmesi olarak kabul etmek lazım. Fakat romatoid artritli bir hastadan şüphelendiğiniz zaman ile beraber hastayı takip etmeniz lazım ve yani ortak kararla ileri tedavisinde eğer bu hastanın bir proteze ihtiyacı varsa ortak kararla yaklaşmak daha doğru. Tek başımıza bu karar tabii ki de alabiliyoruz. Ama bir romatolojik romatoid hatid, bir romatoloji uzmanı ile beraber tabii ki takip edilmeli. Bunun yanında eklemde özellikle kalça ekleminin dolaşımını bozan bazı özellikle mesela kan hastalıkları olabilir. Avasküler nekroz dediğimiz kalçanın dolaşımını bozarlar ya da işte yine avasküler nekroz yapan bazı kortizon kullanımları vardır. Ee, ...ya da e, belki vurgun yemiştir hasta... ...yani basınç değişikliğine bağlı Hı -hı. olan problemler vardır. Bunlarda kalçanın özellikle dolaşımı bozulmaktadır. Kalçanın dolaşımı bozulduğu zaman çok önemli bir miktarda... E, ...yüzeyi e, nekroza gittiği zaman, enfarktüse gittiği zaman bir Hı -hı. anlamda... Hı -hı. ...biz devreye girip tekrar burada protez uyguluyoruz. E, şimdi ben tedavi alternatiflerine zaten geleceğim. Hı -hı. E, kalça ve diz eklemlerinin e, tedavisinde... Ne tür seçenekler var? Hı hı. Ee, burada protez cerrahisinin yeri nedir? Biraz sonra zaten protez cerrahisini ayrıntılarıyla konuşacağız. Tamam. Peki. Evet. Ee, şimdi şöyle, e, protez cerrahisinden evvel ilk önce hastalarımızın ağrısını gidermeye yönelik bir konservatif tedavi yapıyoruz. Yani burada daha çok agresif olmayan, daha dostane bir tedavi tabii ki bu. Nedir bu tedavi? Öncelikle yükte biraz kısıtlamaya gidiyoruz. Aha. Eğer hastanın e, durumu uygun değilse, belki bir baston, belki bir değnek kullanımı olabilir. Kilo verme tabii ki her seferinde ilk başlarda gelen e, tedavimizden bir tanesi, istek daha doğrusu. Ardından ağrı kesiciler ve antiinflamatuar ilaçlarla, e, hastayı tedavi, en azından ağrısını gider gidermeye çalışıyoruz. Burada tam tedavi olmuyor. Yani tam anlamıyla bataklığı kurtamıyoruz burada. Fakat bataklığın yaptığı sinekleri öldürmeye çalışıyoruz. Öyle söyleyeyim ben size. Evet. Dolayısıyla bunlarda başarılı olursak cerrahi belki biraz daha öteleme şansımız olabiliyor. E, yine enjeksiyonları kullanabiliyoruz. Enjeksiyonlar da diz ve kalça içi olabilir. E, bu enjeksiyonlar da tamamen ağrıyı gidermeye yönelik. Bunların hiçbirinde rejenerasyon yani tekrar hastalığın yok olmasını sağlayamıyoruz. Dediğim gibi bataklık orada duruyor. Sadece sinek yapmadığı sürece biz rahatız. Ama eğer bunu engelleyemiyorsa konservatif tedavilerle bu sefer demin de konuştuğumuz gibi e, protez cerrahisine doğru yol adım atıyoruz. Peki protez cerrahisi yapılması için kaçınılmaz bir hasta grubu hangisidir? Böyle hastaların şikayetleri nasıldır? Artık çok bekleyecek Hı -hı. durum yoktur. Hani bir an önce biz hastayı ameliyat edelim ve protez takalım dersiniz. Burada ağrı önemli olan. Aha. En önemli ağrı burada da objektif kriterimiz geceliğin uyandıran ağrı. Geceleyin yataktan uyandıran ağrı bizim açımızdan artık hani tartışma götürmeyen bir ağrıdır ve bu tip hastaların zaten teşhisi varsa bu hastalara direkt biz protez cerrahisi öneriyoruz. Yine istirahatte de olan ağrı, şişlik, bunların hepsi hastayı protez cerrahisine götüren sebeplerdir. Ağrı buradaki en önemli faktör. Bizi alıkoyup ya da yolumuza devam etmemizi sağlayan faktör. Ama tabii ki de hareket de çok önemli. Yani ağrınız yoktur, hareketiniz kısıtlıdır. Bu da iyi bir şey değil. Bu sefer de hem kilo almaya başlayacaksınız, hem eğer tansiyon probleminiz varsa tansiyonunuz hı. artacak. Belki aterosiklerozunuz artacak. Dolayısıyla sadece ağrıyla sınırlamamak lazım ama öncelik ağrı her seferinde. Hı hı. Peki, protez e, artık takılacak bir hastaya. Hı hı. E, nasıl bir hazırlık dönemi gerekiyor hastada? Öncelikle protez cerrahisine karar verdikten sonra hasta ile beraber hastanın genel durumu değerlendirilmesi yapılıyor. Anestezi ilk önce bir muayenesini yapıyor ve eğer gerekli görürse hastanın riskleri varsa kardiyoloji muayenesi, yine akciğer hastalıkları uzmanından görüşler alınarak hastanın hazırlığı yapılıyor. Bizim açımızdan protez cerrahisinde en önemli şeylerden bir tanesi enfeksiyon olduğu için komplikasyonlardan. Biz enfeksiyondan çok korktuğumuz için bunun için de hastayı hazırlamaya çalışıyoruz. Özellikle idrar kültürleri, idrarda bir yanması varsa ona yönelik bir enfeksiyonu var mı yok mu tarama yapıyoruz. Yine burun taraması yapıyoruz. Bir, burunda belki zaman zaman bir mikrop taşıyıcısı olabiliyor hasta. O bağlamda eğer onları bulursak protez cerrahisini biraz daha erteleyip bunlara yönelik tedavi veriyoruz. Burunla ilgisi nedir? Burunda bazen patojen bakteriler taşıyabiliyor hastalar. Hı hı. Çok dışarıya açık bölgeler olduğu için en aslında kirli bölgelerimiz oralar açıkçası mikrobik anlamda. Dolayısıyla ona yönelik bir tedavi verebiliyoruz zaman zaman. Hı hı riskli hastalarda özellikle her seferinde bu tam analizleri kanıtlanmış değil ama çok riskli özellikle immün düşkün hastalarımız yani kronik böbrek yetmezliği olan hastalarımız var hı hı. yine kan hastalığı olan hastalıklarımız hastalarımız var bunlara yönelik bu tedavileri mutlaka yapıyoruz. Yani sonuçta gardımızı almak zorundayız bir anlamda. Hı hı. sonrasında onay verdikten sonra da tabii ki de bizim için önemli olan hastaneye yatışı ve hazırlığı hastanın. Hazırlıktan kastımız daha devam ediyor tabii ki. En önemli şey enfeksiyon demiştik. Enfeksiyon için hacı hastayı tekrar hazırlıyoruz. Nedir? Bir gün evvel duş almasını istiyoruz. Eğer erkekse belki yapılacak bölgeye, dizine yönelik tıraşlarını yapıyoruz. Temizliğini yapıyoruz. Ondan sonra da hastamız e, ameliyata hazır hale geliyor. Kan sayımı vesaire onları konuşmadık ama onlar da hep zaten rutin her türlü hastanenin yaptığı işlemler. Protez e, yerleştirme ameliyatı ne kadar sürüyor? Anestezi nasıl oluyor? Genelde tabii ki protez ameliyatına alınan kişilerin çoğu da yaşlı hastalar olabiliyor. Tabii ki. Yaşlılarda anesteziye bağlı bir risk var mı? Bu nasıl önleniyor? Bu genelde anestezinin karar verdiği bir şey aslında. Biz de tabii işin içindeyiz ama anestezi de ayrı bir uzmanlık dalı olduğu için onları daha çok bırakıyoruz anestezi, genel anestezi ve özellikle spinal anestezi olarak ikiye de ayırabiliriz bu anlamda. İkisini de uygulayabiliyoruz. Spinal anesteziden kastımız halkın arasında bildiği belden uyuşturularak hasta ayık belki hiçbir şekilde entübe edilmiyor. Boğazından tüp sokulmadan bir anestezi veriliyor. Aslında bu uygunsa çok da iyi bir şey bizim açımızdan. Çünkü özellikle ameliyat sonrasındaki pıhtı ihtimalini daha da aza indiriyor. Genel anestezi de bildiğimiz gibi herkesin bildiği gibi normal hastaya gaz verilerek uyutulduktan sonra boğazından tüp sokularak yapılan bir anestezi buradaki hani riskler herkes için üç aşağı beş yukarı aynı sadece genel ek hastalığı olması hastanın bu risklerimizi bizim arttırabiliyor. Nedir bunlar? Örneğin kronik konjestif kalp yetmezliği. Bu çok aşırı hipertansiyonu olan hastalar zaman zaman böbrek problemi olan, böbrek etmezliği olan hastalar anestezi için biraz daha riskli duruma geliyorlar ameliyatın süresi kabaca şöyle bir saat ile 2 saat arasında değişebiliyor. Diz protezleri içinde böyle, kalça protezleri içinde açıkçası böyle bir saat ile 2 saat arasında değişebiliyor. Revizyon ameliyatları daha uzun sürüyor ama primer ilk defa bir hastaya bir protez uygulanacaksa kabaca süresi 1 saat ile 2 saat arasında. Peki diz ve kalça e, protezlerinin ikisinde de e, spinal anestezi yapmak yani bel bölgesinin aşağısını Uyuşturmak mümkün, mümkün değil mi? Mümkün İkisi de de oluyor? Ameliyat evet. sonrasında e, genelde e, hastalar yoğun bakıma alınıyorlar mı? Ya da bu kişinin yaşına e, kalp hastalığı, hipertansiyon gibi başka kronik hastalıkları olup olmamasına göre mi değişiyor? Aynen dediğiniz gibi tamamen kişiye göre değişiyor. Rutin herkese almıyoruz açıkçası. Bu da tekrar anesteziyle beraber verdiğimiz bizim bir karar. E, hastanın kanama durumu e, ameliyatta e, olabilecek ekses fazladan olan bir kanaması ya da işte hastanın bilinen hastalıklarından dolayı hastayı bir gece yoğun bakımda izleyebiliyoruz zaman zaman. Normal şartlar altında riskli bir hasta değilse anestezi açısından derhal odasına çıkabiliyor hasta. Zaten. Ertesi sabah da derhal ayağa kaldırıyoruz hastaları. Hastaların e, mobilizasyonu ile ilgili bir sıkıntımız yoksa ayağına kaldırıp bastırıyoruz. Özellikle yardımlı bastırıyoruz. Hı hı. E, ertesi gün e, fizyoterapist eşliğinde hareketlere de başlayabiliyorlar hastalar. Kalma süreleri e, ben biraz hızlı gitmiş olabilirim ama kalma süreleri genelde hastaların e, hastanede 3 ila 7 gün arasında değişiyor. Dünyada sigorta e, gruplarının da biraz ittirmesiyle bu süreleri düşürülmeye de çalışılıyor. Fast track protez denilen bir şey var. Hızlı bir şekilde hastayı taburcu etmeye yönelik. Bazı uygun hastalarda bu denenebilir. Ama biz e, burada Türkiye'de kendi praktisimizde kendi programımızda e, Tıbbi görüşümüz olarak 3 ila 7 gün arasında değişiyor. Yani 3 günde çıkan hastamız da var, 7 günde çıkan da hastamız da var. Hiçbir sonuç değiştirmiyor açıkçası. Yani 3 günde çıkmak ve 7 günde çıkmak kimse hani bu anlamda da moralini bozmasın. Ben uzun kaldım, kısa kaldım diye. Sadece hastanın genel durumu el veriyorsa erken çıkartabiliyoruz. Zaten çok gerektiren bir durum varsa zaten hasta mutlaka kalıyor. Kalıyor tabii ki. İki e protezin ömrü ne kadardır? Kabaca son özellikle e, ilerlemelerden sonra, malzemedeki ilerlemelerden sonra 15-20 sene arasında diyebiliriz. Uh -huh. e, i̇leri yaşlarda takılması daha bizim avantajımıza olabiliyor zaman zaman. Çok ertelemek istemiyoruz açıkçası ama şundan dolayı. E, yapılan çalışmalar, mesela 50 yaşın altındaki hastalarda yapılan protezlerin daha kısa ömürlü olduğunu göstermiş. Çünkü onlar daha aktifler, hı hı. daha aktif hastalarda protezin ömrü biraz daha fazla düşebiliyor. Ama e, daha ileri yaşta hastalar, yani 50 yaşın altı 45 yaş hasta ile 65 yaş hasta arasında fark var. Peki protezlerin tipleri var mı? Var tabii ki. Yani malzemeye göre değişiyor. Hı hı. E, özellikle kalça için söyleyebilirim. Kalça için e, normalde kalça için biz bir yuva kullanıyoruz. O yuvanın içinde bir özel bir plastiği oluyor. Polietilen denilen bir plastik. Bu plastiğin karşısına yine metal, seramik, krom, kobalt çeşitli malzemelerde protezler yerleştiriyoruz. Bunların özelliğini şöyle söyleyeyim. Özellikle seramik daha az aşınan bir madde. Dolayısıyla daha uzun ömürlü oluyor. Ama seramiği daha çok biz zayıf hastalara ve daha çok genç hastalara düşünüyoruz. Sebebi de şu seramiğin kırılma ihtimali olabiliyor. Diğer metal protezler de biraz daha öne, uzun ömürlü. Ee, tekrar böyle dediğim gibi zirkonyum, oksiyum dediğimiz yine başka metal cinsleri, e, güçlendirilmiş seramikler de var. Ama hani buradaki özellik bir, birinci olarak e, tabii ki protezin uzun ömürlü olması ama uzun ömürlü olması için kullandığımız bazı maddelerin hasta uygun olması lazım. Birincisi genç olması, ikincisi özellikle çok ağır olma, kilolu olmaması. Şimdi merak ettiğim bir nokta daha Buyurun. var. Şimdi bir kişinin iki dizinde kireçlenme varsa ya da kalçasının Hı iki bölgesinde hı hı. kireçlenme varsa hı hı. tercih edilen yöntem nedir? İkisini aynı anda bir deme yapmak, iki dize birden mi protez takmak yoksa bir dize takmak belli bir süre sonra e, diğerine mi takmak? E, ya da vakaya göre bu seçenek değişiyor mu? Aynen dediğiniz gibi vakaya göre seçenek değişiyor. Aynı zamanda çift taraflı diz ameliyatı yapmak ya da çift taraflı kalça ameliyatı yapmak için vakanın uygun olması lazım. Genelde bu uygunlukta tabii ki işte başta anlattığımız gibi anesteziyle yapılan ön araştırmada hastanın genel sağlık durumunun iyi olması lazım. Dünyada yapılma oranı 100 hastada 2 ile 5 arasında değişiyor. Bazı klinikler 100 hastasının 10 tanesini aynı anda çift taraflı protez yapabiliyor. Biz bizim açımızdan, görüşümüz açımızdan bu yapılabilir bir şey. Biz de yapıyoruz bunu. Ancak rehabilitasyonu biraz daha zorlu olabiliyor. Eğer ki hastanın hani durum bir sıkıntımız yoksa bunu deniyoruz. Ama varsa rehabilitasyon açısından da hasta açısından da tek taraflı yapmak öncelik olarak e, düşündüğümüz bir şey. Ama çift taraflı yapılır mı? Tabii ki de yapılır. Ben çok teşekkür ediyorum. Sağlığım için her şeye katıldığınız için kalça ve diz eklenenlerinde kireçlenmeyi, tedavi seçeneklerini ve protez cerrahisini anlattığınız sağ olun. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Sevgili izleyiciler sağlığım için her şey devam ediyor.